Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere otomatik vites araç nasıl kullanılır en hızlı şekilde anlatacağız. Otomatik vites araç veya normal araç kullanacaksak en önemli aslında kural direksiyon hakimiyeti. Direksiyon hakimiyeti yol yaptıkça kazanılan bir beceri. Motor beceri olduğu için araç kullanmak kalıcı oluyor. Ömür boyu sizle birlikte gidiyor ve öğrenmesi çok zor değil. Özellikle otomatik araçlar daha basit. Neden diyeceksiniz? Akülü araba sürer gibi sadece gaz ve frenimiz var. Geri kalan her şeyi araç yapıyor. Geri kalan bir son olarak bize düşen de direksiyon hakimiyeti. 3 çeşit otomatik vites var ve biz şu an yarı otomatik bir EDC şanzımanlı Renault Megane'dayız. Şu an sizlere arkadaşlar aracın nasıl kullanacağını hızlı bir şekilde anlatacağım. İlk önce yapmamız gereken emniyet kemerlerimizi takmak, dikiz aynalarımızı kontrol etmek ve iç dikiz aynamızı ayarladıktan sonra iki pedalımız var. Fren ve gaz pedalı. Sol ayağımızı hiçbir zaman kullanmıyoruz. Sol ayağımız her zaman burada duracak. Debriyajlı araç değil çünkü bu. Sağ ayağımızla gördüğünüz gibi fren ve gaz var. Şöyle bir çalıştırmadan yoklayalım. Her şeyi sağ ayakla yapacağız. Gaza basacağımızda gaza basacağız. Duracağımızda frene basacağız. Gaza basma, frene basma. Şimdi arkadaşlar çalıştırmadan önce bizim aracımız start düğmeye basarak çalışılan kontak olursa da anahtarı çevirerek çalıştıracağız ama çalıştırmadan önce frene basıyoruz. Frene basıyoruz. Aracımızı P park moduna alıyoruz biz. Arkadaşlar P park modu. Park'ın P'si zaten baş harfini kullanmışlar. R reverse geri vites modu. Ta çocukluğumuzdan beri bildiğimiz normal manuel araçlarda da olduğu gibi reverse R geri vites modu. N boş nötr anlamına gelebiliyor. Boş mod. D'de drive sürüş modu. Yani direkt ileriye gitme anlamında, sürüş anlamında drive'ın D'sini yazmışlar. Bazılarında A, otomatiğin A'sı olur. Bazılarında D olur. Bu kadar. Bizim kullanacağımız park modu, R modu ve D modu. N boşa zaten dizel araçlarda, pardon, otomatik vites araçlarda zaten pek kullanmıyoruz. Sadece el freni çekeceğimizde kullanıyoruz. Yani yapmamız gereken aracı her zaman park modunda çalıştırıp park modunda kapatmak. P bu anlama geliyor. R şöyle alalım, frene basarak alabiliriz yoksa gelmez. Frene bastım, aldım. R geri modumuz, gördüğünüz gibi geri görüş kameramız açıldı. Açılmasa da yani R park modumuzdur. N araç boşta. D de drive modu. Şu an araç sürüşe hazır, ileriye gitmeye hazır. Arkadaşlar bir de bunda M mod var. M de manuel mod. Kendim şöyle ileri geri vites atmak için kullanabiliyorum aynı manuel araçlarda olduğu gibi. Biraz keyfekeder bir durum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar vites kutusu bundan ibaret. Otomatik vites araçlarda araç kullanımı çok basittir. Dediğim gibi tekrar duracağımız zaman park modunu alıyorum. P'yi almadan araçtan inmiyoruz. Aracı terk etmiyoruz. P'yi almadan da araç çalışmaz arkadaşlar. P ile çalıştırıp P ile bırakıyoruz. R ile geri gidiyoruz. N boşta pek işimiz olmaz. D de drive sürüş modu. Park modundan freninden ayağımı hiçbir şekilde kaldırmadan R, N ve D drive sürüş modunu alıyorum. Çünkü ben şu an ileri gideceğim. Şöyle ileri kaldırırsak. İleri gideceğim. Şimdi ayağımı frenden kaldırıp yavaş yavaş gaza basıyorum. Onun öncesinde arkadaşlar eğer el freni varsa el frenini araç kendisi indirip kaldırabilir yeni araçlarda. Gördüğünüz gibi yukarı kaldırdığımda el freni şu an çekik konumda. Aşağı indirdiğimde inik konumda. El frenini indirdikten sonra B modunda gazımı veriyorum ve gidiyorum. Önemli olan direksiyon hakimiyeti. 9 çeyrek ölçüyle tutmak arkadaşlar direksiyonu. Ve direksiyon hakimiyetini kazandıktan sonra zaten araç sürmeyi en hızlı şekilde öğreneceksiniz. Şu an frene bastım ve durdum. Gaza basıyorum, gidiyorum. Frene basarken de yavaş yavaş kuş tüyüyle dokunur gibi çok yavaş. Yani ani bu basmada tak diye öne yığar. O da arkadaşlar ayağınıza alışacak. İnanın birkaç dakikalık sürüşten sonra ayağınız freni nerede tutması gerektiğini, gaza ne kadar yavaşlıkla basması gerektiğini hemen kavruyor. Otomatik vites sürüş arkadaşlar dediğim gibi vitesin konumu ve direksiyon hakimiyetine ibaret. Gaza basıyoruz, gidiyoruz, frene basıyoruz, duruyoruz. Geri kalan her şeyi otomatik şanzıman ayarlıyor. Yapmamız gereken önemli şey geri gideceksek de R'ye aldık diyelim. Geri
Görüş kameramız da şu şekilde açılıyor zaten. Yine bakın ben çektiğimde yeni nesil araçlarda zaten bakın ayağımı çektiğim anda zaten kendisi hafif hafif gaz veriyor. Ben o yüzden frende eğer basit bir yere park ediyorsam dar açıysa ben gazı kendisinin vermesini sağlıyorum ve fren bakın şu an gidiyor. Sadece frenle işinizi bile görebilirsiniz. Gazı kendisi veriyor. Eğer hızlı gideceksem de hızlı basabilirim. Gördüğünüz gibi. R ve D'de bizim bütün işimiz bu arkadaşlar. Park ederken de aracı P moduna alıyoruz. Direkt kendisi otomatik el freni çekti çekmezse biz kaldırarak çekiyoruz. Veya eski sistemdeyse yine aynı şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an P modunda. Burada P yazar. Şu an araç gördüğünüz gibi park modunu aldık. Park modunda tekrar anahtarla kapatabilir veya start stopla stop edebiliriz. Ayağım ve frende. Frenden çekiyorum arkadaşlar. Yapmamız gereken tek şey fren ve gaz ve vitesin park modundan D moduna, dry moduna alınması veya R geri gideceksek R moduna alınması. Önemli olan direksiyon hakimiyeti. Bunu sürüş, sürme, mesafe kat ederek öğrenebilirsiniz. Bol bol böyle müsait arazilerde, müsait alanlarda aracı sürerek direksiyon hakimiyetinizi geliştirdikten sonra artık uzun yolda ve şehir içinde rahatlıkla araç kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey dediğim gibi eğer ehliyetinizi yeni alıyorsanız bindiğinizde ilk önce emniyet kemerinizi kontrol etmek, aynaları kontrol etmek, iç dikiz aynasını, koltuk ayarınızı yapmak, daha sonra direksiyona bir tutun, frene basın, frene bastıktan sonra park modunda olsun araç, çalıştırın. Frenden ayağımızı çekmeden. Zaten frene basmazsanız şeye izin vermez arkadaşlar. Bakın park modundayken ayağımı frenden çekeyim. Gördüğünüz gibi şöyle frene bas işareti çıkar. Şanzıman buranın atmasına izin vermez. Zorlarsak da zarar veririz. Şu an gördüğünüz gibi frene bas işareti var. Frene basıyorum. Bakın o işaret kalktı oradan. Ve hemen ileri gideceksem D drive moduna alıyorum. Sürüş moduna alıyorum. El frenimi kendimi indiriyorum. Aşağıya bastım. Gördüğünüz gibi ışığı söndü. Buradan da kalktı. Ve sürüşe başlıyorum. Bu işte püf noktası. Bu 3-4 basit hareketten sonra sürüş arkadaşlar. Direksiyon hakimiyeti. Direksiyon hakimiyeti dediğim gibi aracı boş arazilerde rahat kullanımlardan sonra iyicene pekiştirirsiniz. Kazasız güzel günler diliyoruz.